Peki sen buradayken magazin haberlerimize de devam ediyoruz. Henüz çok yeni bir aşk haberi veriyoruz sevgili izleyiciler. Ünlü televizyoncu Buket Aydın, sosyetik iş insanı Yaman Taciroğlu'yla Etiler'deki bir restorandan çıkarken, ayrı ayrı çıkarken görüntülendiler ve dün akşamın daha taze sıcak, çiçeği burnunda sıcak işi. sıcak aşk haberini izleyelim. Yaman Taciroğlu'nu nereden hatırlayacaksınız? Daha önce Serenay Sarıkaya'yla görüntülenmişti hatırlıyorsan bir kafede, restoranda. Bir aşk dedikodusu çıkmıştı. Daha sonra Demet Özdemir'le de bir aşk dedikodusu çıkmıştı. Buket Aydın da bir süre önce hatırlarsanız hepimizin Emir Sarıgül'den ayrılmıştı. Peki bir şey söyleyeceğim. Buket hep aynı tipleri mi beğeniyor acaba? Böyle Emir'e mi benzetiyor? evet, Emir'e benziyor Yaman Bey. Bir getirebiliyor muyuz Emir Sarıgül'le ama çıkıştaki haline? Evet, Böyle buradaki hali mekan çıkışı benzemiyor. Yaman Bey'in çıkıştaki haline bir getirelim. İnanılmaz benzettim. Ben önce Emir sandım. Ben onu yakından da bildiğim için Bak, burada görüntüsünü benzemiyor mu? Burada bence şu benziyor. fotoğrafta olabilir. Binerken değil de bir de hani yakından görmüşlüğüm olduğu için belki şey yapamadım ikisini. Yani Şu fotoğrafta biraz benziyor benziyor, Gülşen. ben sana söyleyeyim. Soldaki karede Evet. benziyor. Arabadan inerken değil. Evet, sosyetik Mutlu bir olsun. dünyadan seçti Evet, Buket. sosyeteden buldu. Yaman Taciroğlu'nun annesini bilirsiniz, tanırsınız magazine meraklı seyircilerimiz. Ünlü modacı Nedret Taciroğlu. Evet. Diğer haberimizle devam edelim. Futbolcu Mesut Özil'in eşi efendim 2014 Türkiye güzeli Amine Gülşe önceki gün yengesiyle Etiler'de bir kuaför çıkışı görüntülendi. Amine eşinin hediyesi olan son model araba, bak eşinin hediyesi olan son model arabasına doğru yürürken muhabirlerin sorularını yanıtladı. Kızınız Eda kime benziyor sorusuna bakın nasıl yanıt verdi, izleyelim. Etiler'deyiz. Amine Gülşe yengesiyle bir kuaför çıkışında görüntülendi. Kız kıza bir gün geçirelim dedik. Kuaförde mi geçirmişsiniz? Böyle oldu. Zaten normalde öyle olmaz mı bizde yani? Kızları Eda 2 yaşına girmiş, aynı babası Mesut Özil'e benziyormuş. Nasılsınız, neler yapıyorsunuz? Biraz İyiyiz. Bahsedelim. Nasıl gidiyor sizin? Her şey yolunda, her şey güzel. İşte Eda'la... Büyüyor Eda. Eda'la uğraşıyoruz, büyüyor. Yani 2 yaşına giriyor. Maşallah. Artık büyüdü, öyle o şekil. Büyüdükçe kime benzetiyorlar sizin çocukluğunuza mı? Mesut'un kopyası, bana benzemiyor zaten. Kız çocuğu mı? Yani hani bana benzesin diye ama yok. Yani babaya benziyor, kopya. Oyunculuk teklifi gelirse setlere döneceğim. Oyunculuğa yani, dönmeyecek misiniz kesin olarak ya artık? Ya şöyle, yani çok iyi, yani çok iyi bir proje gelir, çok güzel bir senaryo gelir. Hani tabii ki mutlaka düşünürüz. Ama yani şu an için düşünmüyorum. Başka projelerim var. Onlar da yakında zaten anlatacağım sizlere. Neyle ilgili peki? Biraz böyle ev, dekorasyon gibi bir şeyler. Böyle. Başlayacağız inşallah. Amine Gülşen'in son model lüks aracı da kapının önündeydi. Araçla ilgili sorulara cevap vermedi Gülşe. Amine Hanım, arabayı sorsaydık. Teşekkür ederim. Yoksa araba çok değerli bir araç olduğu için. Şu da kız kapıyı açmadı. Amine bir ara saçlarını sarıya boyatmıştı. Evet ya. Aman Allah'ım, hiç unutamıyorum o kareleri. Biz görünce dedik ki ne olmuş, ne yapmış? Sosyal medyada da bizimle aynı fikirdeydi. Neyse ki yorumları ciddiye aldı da eski rengine döndü. Çok güzel bir kız. Evet, yüzünde zaten hiçbir şey yok, böyle bir dokunuş yok. Belli de oluyor değil mi? Estetikli yüzü, dolgulu yüzü bir şekilde hemen şak anlıyoruz. Ama doğal olduğunu görüyoruz. Yalnız yengesi... Çok daha güzel, onu da söyleyelim. Kesinlikle. Yengeye bayıldık. Yengenin, yenge de hamile. Yenge zaten nikah masasına oturduğunda gelinlikli karelerini hatırlıyor musun? Yabancı bir bayağı model konuşulmuştu. Yengenin de bebek yolda. Bu arada kızın babasına benziyor derken biraz bir hayal kırıklığı mı? Evet. Hani kızdı, bana benzeseydi falan dermiş gibi değil mi? Ha, belki Mesut da öyle söylüyordur. Bu arada Amine'yi yakından da gördük. Bizim programa 2-3 kere gelmişti. Katılmıştı. En son 2016 yılında bizim programa katıldığı zaman, o zaman Mesut Özil'le aşk dedikoduları çıkmıştı. Bayağı bir konuşuluyordu. Gazete manşetlerinde yer alıyordu. Biz sorduk. Dedik ki Mesut Özil'le yakınlaştığın, aşk yaşadığın doğru mu? Bize ne demişti biliyor musun?
Asla. Hiç unutmuyorum. Sonra mesut oldular. Biz çok iyi arkadaşız. Londra'ya gittiğim zaman arkadaşça görüşüyoruz. O kadar aramızda hiçbir şey yok demişti. O açıklamadan bir süre sonra da ne oldu? Sevgili oldukları ortaya sevgili çıktı ve imza attılar. Evet, nişanlandılar. Her şey usulüne uygun oldu. Kız istemeler falan değil mi? Gayet klasik bir şekilde ilerlediler. İkinci çocuğu da düşünüyorlarmış. Ama düşünürler tabii. Amine'nin hayatına bilmiyorum ben Amine'den o elektriği alamadım. Sana ben, söyleyeyim yok yok der gibiydi biraz. Hayatım hayat rahat değil mi? Hani çalışmak, mücadele etmek, koşturmak durumunda bir şey değil. Kadın değil. Dolayısıyla... Ama şimdi koşturacak yoğun bir temposu başlıyor. Galiba bir dekorasyon falan öyle bir şeyler yapacak. Ne kadar yoğun olacak dekorasyon işine yani. Ya dalga geçiyorum zaten. Gidecekler şık bir mağaza açıp iki tane vazo, bir tane bir şey koyacaklar. Tasarım diye satacak. Onun neresi yoğun? Güzel de bir teklif gelirse dizi setlerine de dönmesi söz konusu. Orada yorulur işte. O yani, dizi setlerinde yorulur. Yorar. Evet. Peki magazin...